Treni aradığımıza bir bakalım. BAC'yi arıyoruz. BAC. Yani şu tepedeki A açısını arıyoruz. Oraya x diyelim. Buraya x diyelim. Şimdi sonra iki tane ikizkenarlık verilmiş. Biri şekil üstünde veriliyor. BC. BC eşit. BD. Bu şekil üstünde verilmiş. Yalnız şu verilmemiş. AB'nin AC'ye eşit olduğu. AB uzunluğu şu. AB uzunluğu AC'ye eşit. Şu an yeşile boyadığım uzunluklar eşit. Şekil üstünde verilmemiş. O yüzden şu yan taraftaki bilgilere bakmak lazım. Bütün bilgiler şekle aktarılmamış olabilir. Burada aktarılmamış. Bir de şu 40 derecelik açı verilmiş. Şimdi şöyle başlarız. İkizkenar üçgen olduğuna göre bu kenarı gören açıya, şu kenarı gören açıya biz yani D açısına Y dersek bu kenarı gören açı da yani C açısı da Y olur. Eşit olan kenarları gören açılar da eşit olacak. Şimdi şu üçgenin iç açılarını 180'e eşit diyebiliriz. Yani Y artı Y artı 40, 180 olacak. Y artı Y artı 40 eşittir 180. 40'ı karşıya atarız. Burası 2Y. 40 karşıya gidince 180'den çıkarılır. 140 kalır gibi. 2y 140 ise y eşit 70. Şimdi y'mizi 70 bulduk. X'e geleceğiz. İkizkenar üçgende karşı karşıyayız. Şuradaki açıyı, biz buradaki açıyı 70 olarak bulduk az önce. 70. Tabii şu yeşil olan kenarlar birbirine eşit olduğu için bu yeşil kenarı gören şu açı 70 ise bu yeşil kenarı gören şuradaki açının tamamı da 70 olmalı. Bu açılar 70-70 olacak. Üçgen ikizkenar üçgen. Şimdi şu an sarıya boyadığım üçgeni kullanırsak ikizkenar üçgen. Tabii ikizkenarlık önemli değil şu aşamada. Üçgen olduğu için x artı 70 artı 70 180 olacak. X artı 70 artı buradaki 70 eşittir 180. Yani x artı 140 eşittir 180. Karşıya atıp çıkarırsak x eşittir 40 derece gelir. Aradığımız açı 40 derece.